Bir iki tane böyle CHP'li hesap gördüm. Sıkıldıkça ben linç yiyorum. Evi basmışlar, mühürlemişler. Benim babam dolandırıcı. O harbiden Cihangirli. Karıya götürdüler. Pandik attı herif. 250 liraya video çekti. Bir şey demedi mi ki? Götünden uyduruyorsun. Dayak yedi ya, dövdüler. Evine gitti, yat duydu. Yok. Hepsinin parasını çatır çutur yiyeceğim. Onları ifşalamak istemiyorum. Bu şu asaylım. Silivri soğuk mudur? Ben çok dayak yedim. İrfan değirmenci miydi? Şey olmasın. Hatırınıza bilmiyorum. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar ama burası 10. köy. 10. köye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki konuklar kalite, marka. Bir tarafımda YouTube'da sadece tarih anlatarak Türkiye gibi bir ülkede 1.6 milyon takipçiye ulaşmış Yusuf Kayaalp var. Hoş geldin bro. Estağfurullah efendim. Buyurun, hoş bulduk. Bak, mütevaziliğe bakar mısın? Bir tarafta da Ekin Kollama var arkadaşlar. Ekin Kollama'nınki birazcık ani oldu. Ekin Kollama benim komşum. Yolda karşılaştık. Hadi gel dedim. O da hadi geleyim dedi. Öyle bir şey. Aynen. Ya dedi konuk. Aa konuk. Hadi gel dedim ben. Evet, hoş arkadaşlar. Bulduk. Yusuf Kayaalp, ikinci çok fazla yüzünü gösteren bir adam değil. Evet. Önce bir Yusuf Kayaalp'i bence bir ufaktan tanıyalım derim ben. Valla Yusuf Kayaalp senin Vine videolarınla büyümüş bir çocuk. Güzel gönderme yaptım. Eyvallah. 24 yaşındayım ben. Tarif videoları anlatıyoruz. İşi mizah katıyoruz, anlatıyoruz. Tabii çok ben biraz daha dark mizah yapmak istiyorum ama... Abi çok güzel anlatıyorsun, ciddi söylüyorum. Veliler yazıyor işte, ya çocuğumuz evde puş diyor, şerefsiz diyor, yavşak diyor. Ya diyorum sen diyorum diğer videoları izlemedin mi dedi. Çünkü artık onun da çözümünü buldum. Mesela küfür edebiliyorduk değil mi kanalda? Evet evet. Mesela atıyorum bir lider başka bir lidere senin yapacağın işi tak s**kim derken orada s'yi kesiyorum. Artık öyle yayınlamak zorundayım. Ona çok fazla itiraz etmiyorlar çünkü tam duymadıkları için. Ama bir şekilde tekrar dark mizah yapmak istiyorum. Bunun için ayrı bir platformda iş yapacağım. Yapacaksın. Yapacağım evet. Ayrı platform derken? Ayrı platform dediğim Instagram'da yaparım. Ha ben ha. Blue TV ile anlaştım. Aynen aynen. Gain'le anlaştım. Netflix'te içerik çekeceğiz. Bize gelmez abi. Bize gelmiyor. Bize gelmiyor öyle şeyler. Niye gelmesin ya? Gelir. Gelir abi gelir. Exen... Ben asıl merak ettiğim şeyi soracağım. Gelmez. Tarih bölümü mezunu musun hocam? Hayır, lise mezunuyum ben arkadaşlar. Liseyi de açıktan bitirdim bu arada. Biraz ekonomik durumlardan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldık. İyi ki kalmışız ekonomik sorunlardan dolayı. Çünkü babamın da durumu kötüydü, benim de durumum kötüydü. Ben okuldan çıktıktan sonra bir memlekete git gel durumu oldu. Siirt'teyim bu arada arkadaşlar. Afgan diyorlar, Afgan değilim ben. öyle bir imtiyaz var. Millet sanıyor ki ben Afganistan'dan gelmişim, buraya göç etmiş. İnanan eşrol eşrikler var, o yüzden açıklıyorum. Hayır, Afgan'a oğlum direkt karikatür yok, adam harbiden böyleymiş. Evet evet, ben bir yayında salaklık yaptım, dedim ben Afganım dedim. Trollüne söyledim, inandılar. Ya ama sen kendini kaçın. Düşünsene yaranmak için Türk tarihini anlatıyor. Afgan değilim. Sonra Ümit Özdağ da bir program yapmadan önce story attı. Dedi Afgan'ı yakaladın diye benimle bir story attı. Orada daha da inandılar. Bunu memleketine göndereceğiz falan. İnanan bir kesim çıktı maalesef. Orada geldi. Ben konuya nereden buraya geldim bilmiyorum ama. Kendini tanıdırken. Evet, para pul yoktu. Ha, para pul yoktu abi. Üniversite mezunu, tarih bölümü mezunu değilsin tarih yani. Tarih bölümü mezunu değilim abi. Şey de yapmayı düşünmüyorum. Okumayı da düşünmüyorum o bölümden falan. Okusam gazete. En basit radyo televizyon galiba. Oradan okurup mezun olurum. En basit demeyelim de. Yani şu an mezun oldum. Sosyal medya şu an öyle bir yer ki hacı. Yani ne desem bir savunucusu çıkar. Emin ol radyo televizyonu okuyanlar böyle bir duyarını kasabilir yani. Senin öğretmen mevzusu gibi. Eski okuyanlar kasmak da haklı ama yenilenmiş. Yani radyo kalmadı oğlum, neyini okuyoruz artık? Yani, daktilo var mesela. Ya şey olsun, elimizde diploma belgesi olsun diye ya, o yüzden yani. Diyoruz. Ekin, şimdi bizim arkadaşlar, ben bunu direkt sormak istedim. Sor abi. Abi senin birine 100 lira borcun varmış. Ekşi Sözlüğü her sene yazıyormuş bu adam. Ekşi Sözlük'te. Bunun olayı nedir tam benim olarak? Benim arkadaşım şimdi yani niki belli olmasın diye adını söylemeyeyim burada ama. Yani iki hafta önce Eskişehir'de beraber rakı içtiğimiz adam yani. Şey çok yakın arkadaşım canım yani şey değil. Peki gerçekten bir borç var mıdır ortada? Abi borç var ama yani en son hesabı da ben ödedim şimdi. Hesap da yani... Kallavi bir hesap. Şimdi konuşmayalım burada ama yani. Ama öyle bir şey var. Öğrenciyken sağ olsun çok borç aldım. Ayrıyeten arkadaşımızın ikinci ya da üçüncü evliliğinin boşanırken ki nikah şahidiyim. İkinci ya da üçüncü üç kere boşandı. Ünlü, bir, ünlü biri mi bu? Yok yok ya şey oradan yerel halk diyelim yani hani şimdi isim vermiyorum bilerek de hani şey Nick Rumuz ya afiş olmasın diye. Muhtemelen Ekşi Sözlüğe girip bakacaklar. Yani bakacaklar çünkü hani hatta üç kere boşanan Eskişehir yazarsa büyük ihtimalle bize koç çıkar. Haberi çıkar anasını satayım. Yakın arkadaşım ama öyle bir mevzu var. Ama bir kere de bak şöyle bir şey oldu. 100 lira demiştin hiç unutmuyorum. Eskişehir'e geldik, dedik ki bize bir ev ayarla. Yani günlük kiralık 100 liralık bir ev ayarla bize. Yani o zaman da ben evin parasını peşin verdim, buna gönderdim. Abi eve bir girdik, geri kaçtık evden. Geri kaçtık yani hakikaten. Sonra bir iki gün sonra evi basmışlar, mühürlemişler. Aynı evi, birebir. Ciddi misin ya? Ne yapılıyormuş yani? Ne yapılıyormuş?
Origami. Günübirlik kiralık evler Eskişehir'de zaten hiç uğraşmayın. Bize ne yani otelde yer bulamadık. Hani bize dedik bir sen bilirsin yani etrafta bir artı bir varsa. Hani... Ben niye biliyorum? Sen bilirsin değil ya. Arkadaşa söylüyorum hani sen bilirsin. Bize ayarla dedik. Adam fuş yuvası ayarlamış. Ama fuş yuvası yani sağa sola tavana falan hani şey dersin. Yani. O kadar mı ya? İşte meraktan hani evden de ya dedi ki oraya da mı? Hani anladın mı? Oralar adamı. Hani öyle kaçtık evden. Peki bir şey soracağım ben. Bu iPhone mesela bilinmeyen bir özelliği var. Sen takip ediyorsan ekini görürsün. Yani ben bu özelliği bilmiyorum. Herhangi bir yerde de görmedim. Yani iPhone sana, Apple sana bu bilgiyi veriyor da sen o şekilde mi abi, bunu vermiyor, anlatıyorsun? Abi vermiyor. Onu anlatayım şimdi. Bana şey diyorlar ki götünden uyduruyorsun. Arkadaşlar götünden uyduruyorsun muhabbeti şu. Şimdi bana bir sürü... Bu arada meslekte Şubat'ta 10. senem olacak benim. Ben yıllardan beri maille geliyor Instagram'a. Abi şunu yapamadım bu nasıl oluyor falan diye. Eyvallah Google'a girmeye sevmem bir kesim var ama sorular bana öyle net bir cümleyle gelmiyor. Evet soruları sadeleştiriyorum. O şeydi benim kocam ayrıldı da benden de şöyle oldu telefonu takip etmek istiyorum da falan. Hani bir paragraf yazmış kadın hani ona destek oluyorum. Abi giriyorum diyor ki işte Instagram'da şu nasıl yapılıyor. Bakıyorum mesela diyorum ki hani bak merak edilen bir soru. Ve şey ben de merak ettim. Şimdi öyle bir şey de var bana da geçmesi lazım sorunun. Ben de araştırıyorum. Hani giriyorum işte ayarlara bakıyorum kurcalıyorum oluyor mu olmuyor mu falan filan. İngilizcesini yazıyorum, yurt dışında yapan var mı falan buluyorum. Ondan sonra diyorum ki bu şekilde yapılıyor. He. Anlatıyorum yani. Ha bildiğim yerde çoğunlukla zaten bildiğim taraf ama. Bir şey diyeceğim bu az önce Afgan dedin ya. Bu Afganistan'dan falan böyle WhatsApp üzerinde arıyorlar ya. Bunun nasıl kapatılacağını Ekin anlatmış tamam mı? Ha var mı onu ben yapayım. Var var. Abi ben de olmadı anasını satayım. Hatırlıyorum oğlum yazdım ya ben sana benimki olmadı dedim. WhatsApp'tan doğru, yazdım ben sen. Doğru sen yazdın. Ben de kapalı o. Ama aramıyorsun. Bu sefer de Halil İbrahim Güker Afgan falan tezim engarek. Şimdi şöyle bir şey. Benim tezim bu arada bu. Benim fikrim arkadaşlar. Ülkede bir %52 var. Yusuf sana geliyor bu. Evet. Bir %47 var. Evet. Bir de kafayı yemek üzere olan %1 var. Ben kendimi onlardan atlediyorum. Sen de bu %1'den olduğunu düşünüyorum. Bence %1 değil daha da fazla olabilir. Çünkü olabilir. Yani 8 milyon mu insan oy kullanmadı yani. Ben onları o kitleye atıyorum yani özellikle. Yani sen de bu kitlelere bir şeyler ifade edebilmek için evet. Bazı siyasi videolar çekiyorsun. Evet. Peki bunları çekerken bir bızıklamak, korkmak var mıdır? Yani Silivri soğuktur diye çok fazla geliyor böyle. Bu, bu şakanın da artık boku çıktı bu arada da arkadaşlar. Yani Silivri soğuk mudur? Ya şöyle daha Silivri'ye gitmedim. Gitmem de umarım. Şöyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanına hakaret diye bir dava açıyorlar. Bunu ama şey açmıyor. İşte Cumhurbaşkanının avukatları şey yapıyor. Açıyorlar davayı diye sanıyorlar. Öyle değil. CİMER diye bir şey var biliyorsunuz. Evet. Bence çok kötü. Derhal kapatılması lazım. Çünkü faydalı bir şeyken kötü bir şekilde kullanılıyor. Oradan atıyorum Ekim benim videomu izliyor. Erdoğan videosu yok. Erdoğan'la ilgili bir şey yok. Beni şikayet ediyor. Diyor ki bu Cumhurbaşkanına hakaret etti. O dosya da savcının önüne gelirse mutlaka beni soruşturmaya çağırması lazım. Takipsizlik diye bir şey yok. Özellikle Cumhurbaşkanına hakaret şeylerinde, şikayetlerinde bu. O yüzden ben 3-4 kere Cumhurbaşkanına hakaretten bir kere de devletin polisine ve askerine hakaret ettiğim gerekçesiyle çağrıldım. Gittim hiçbirinde bir şey olmadı. Sadece birinde biraz sıkıntı yaşadım. Orada biraz hafif bir şey oldum. Dedim acaba sıkıntı mı oluyor? Bu arada yol da gösterdi insanlara nasıl şikayet edebileceğimizi. Aynen. Abi arabanın önüne park etmesin. Cumhurbaşkanına hakaret direkt artık şak bunu, diye. Bunu Twitter'dan herkes bildiği için ben rahat konuşuyorum. Ben de normalde senin gibiydim arkadaşlar diyordum. Oğlum susun niye uyandırıyorsunuz milleti? Şey yapmayın etiket etmeyin bizi ama artık herkes bildiği için. Bir de hakaretin mesela içeriği ne yani? Ne tamam yok ki? İşte bu biri şöyle şikayet etmiş. Bu kanal zaten ediyor mu? Daha önce de dava gördüğü için Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Polis beni çağırdı. Polis değil pardon. Savcı dosyaları falan gösteriyor. Bulamamışlar bir şey. En son ne yapmışlar biliyor musun? Zaten haber kanallarında o olaydan dolayı çıktım ben. Erdoğan çizimlerimi fosforlu kalemle böyle çizmişler. Başka hiçbir şey yok. Şunu demiş, bunu demiş. Yok. 3 tane Erdoğan çizimini farklı farklı dedim. Acaba bıyığını mı çizemedim yani? O bıyığı biraz kötüydü. Yamuktu falan. Nasıl ya? Var bende görselleri. Atarım sana koyarsın istersen videonun önüne. Videonun içine. 3 tane Erdoğan ben fotoğrafını... Ben de CİMER'e şikayet ederim. Aynen. 3 tane Erdoğan fotoğrafını fosforlu kalemle çizmişler. Beni çağırdılar. Ben bundan dolayı gittim ifade verdim. Tamam takipsizlik oldu. Kurtuldum. Davaya dönüşmedi. Ama ben abi gittim oraya. Avukatla gidiyorsun sonuçta. Avukata bir masraf ödüyorsun. Hadi masrafı geçtim. 4-5 saat vaktinden gidiyor. Gidiyorsun. Evet, bir de evet. Şey oluyor. Öyle bir psikoloji ki. Düşün gidiyorsun koca koca binaların içinden gidiyorsun. İfade vermeye. Suçlu psikolojisi oluyor. O yüzden biraz psikolojik olarak etkiliyor açıkçası ama alıştıktan sonra hiç sorun olmuyor. Yani bir ara bir saat mi 45 dakika mı falan nezarete attılar beni. Ciddi misin sen? Aynen. O bilinen bir şey mi?
Ne? Bilinen bir şey mi? Bir videomda söyledim de çok yaymadım bunu. 45 bir saatliğine falan Cumhurbaşkanı hakaretten nezarete attılar. Şöyle yakalama kararı çıkmış adıma, tebligat gelmemiş, haberlerim yok hiçbir şeyden. En son yakalama kararı çıkartmışlar. Ben de gittim, dediler ki savcı burada yok, öğlen paydosuna girdiniz. Savcı öğlen paydosunda gelecek. Siz de, ben dedim ki tamam ya, biz de yemek yiyelim arkadaşlarım dedim. Biz de gidelim. Oo dedi, nereye gidiyorsun? Yakalama kararı var adına benim. Polis aldı. Ben dedim herhalde bir odaya falan götürecek. Ulan bir kapıyı açtılar. Nezarethane. Bağcıkları falan çıkarttılar. Evet evet, her şeyimi çıkarttılar. Her şeyde elbiseleri bıraktılar. Girdim içeri, moralim bozuldu. İlk defa hayatıma böyle bir şey geliyor. Ya benim suçlu ne alakam var? Yanında da bir tane lavuğum biri, ben böyle dertliyim. Onlar hep girdikleri için alışkınlar hemen çıkacağımızı. Ben sanıyorum oradayım. O gün orada kalacağım. Hatun'a haber vermemişim. Annemler, babamların haberleri yok falan filan. Böyle duruyorum. Adam geldi, dedi ki kardeşim dürüm yer misin ya? Dedim abi s**tir git, dedim dalgamı geçiyor. Adamla orada yemek tepinden bir şey söyledin mi kardeşim? Adam dedi oğlum sakin ol, sen neyden girdin dedi. Abi dedim böyle alın dedi, siz de usta durmuyorsunuz lan dedi falan filan. Böyle akıl vermeye çalışıyor, daha da sinirlendim. Dedim abi sus gözünü seveyim. Dedi rahat ol, çıkarsın yarım saat falan. Orada biraz şey olmuştum. Ondan sonraki olaylarda, yaşadığım böyle olaylarda artık takmıyorsun açıkçası. Biliyorsun çünkü prosedürü biliyorsun, ne olacağını biliyorsun. O yüzden rahat rahat takılıyorsun. Senin var mı? Sen hepimizde eskisin sonuç olarak sosyal medyada. Ya hakaret makaret yok canım, biz de teknoloji kanalıyız da, ama yani tabii ki de polis ama bizim mahalle kavgası eski. Abi beni dava açıldı bana. Neyden? Hakan Kakız Bey'e. Tamam. Hakan Kakız'a hakaret etmekten dava açıldı bana. Ben 2018'de abi bacak kıllarımı almıştım. Çok garip bir hikaye. Evet. O dönemde de Twitter'da çok fazla Hakan Kakız'la alakalı, Hakan Kakız'ın bacaklarının çok güzel olduğuna dair tweetler vardı, tamam mı? Harbiden de yani adamın bacakları güzel duruyor yani. Tamam mı? Neyse ben de bacakta kıllarımı aldım dedim abi. Tamam mı? Hakan Kakız bok yemiş yazdım. Tamam mı? Bunu yazdım abi. Tamam. Ne yani var burada? Burada herhangi bir şekilde yani adam halt aslında etmiş manasında. Halt etmiş manasında. Abi dava açıldı bize. Tamam mı? Ya, avukat diyor ki ya dedi Hakan Bey'le konuşsam mı acaba falan dedi benim avukat. İşte Hakan Kakız'a yazdım. Ya dedim böyle böyle, oradaki amacım benim dedim hakaret değil. Konuştuk, hallettik. Dava şu an düştü galiba yani. Yoksa Ocak'ta falan galiba görülecekti. Buradan da Hakan Bey'e selamlar. Hakan Bey'e de buradan çok teşekkür ederiz ve yapacak bir şey yok yani. Böyle bir davam var. Adam ne anlattı? Evet. Yani. Yani. Yani biz de dava yiyoruz oğlum. Bizim de hayatımız. Ben de açıyorum bu arada. Bu olaydan sonra tecrübe edindim. Bana küfür edenlere avukata yetki verdim. Dava aç diyorum. Bizde de var bu arada. Yarı yarıya diyorsun herhalde avukatla. Yok, o kadar vermiyorum canım. %30, %20 ajans gibi mi? Küfürü ben yiyorum abi. Annem, genellikle anneme küfür ediyorlar. Annem de geçen gün çıktı, dedi ki bana dedi pay vereceksin. Dedim ne oldu? Diyor oğlum küfürü ben yiyorum diyor. Bir dakika. Bayağı bunlar şey mı? Mafyası olmuşlar oğlum. Şahane, evet. Hakkı. Hakkımız evet, doğru. Hayır, annenin hakkı senin annemin değil. Annemin hakkı. Bir tane bulaşık makinesi aldım. Ne? Ne için küfür ediyor mesela? Taliban videosunda şey diyor. Amerikan köpeği orospu çocuğu. Taliban'ı eleştiriyorum diye. Eleştiriyorsun diye. Taliban'ı eleştiriyorum diye. Amerikan peki köpeği. Yusuf Kayaalp fonlanıyor mu? Fonlanmıyorum. Çok teklifi de geldi. Hangi nasıl geliyor mesela? Mesela seçim... Partiden mi geliyor ya da işte atıyorum büyükelçilik binasından... Yok canım. Parti ismi verme. Parti ismi vermeyeyim. Seçim sürecinde video yapacağız. Bize diyorlar ki fiyat ne? Yok diyoruz, biz sadece röportaj yapacak. Hayır biz diyor. Affiliate ya. Oradan İşin raconuymuş. Milletvekili sokuyoruz bir tane bir tane. İşin raconuymuş. Gazeteciler böyle işte milletvekili adaylarını ya da işte genel başkanları aldığı zaman para alırlarmış. Bir de iş aldılar da orada birkaç ismi. Dediler bunlar böyle teklifler verdi, şöyle teklifler verdi. Dedi size de vereceğiz, sizin de hakkınız. Yok dedik, biz istemiyoruz. Zorla cebimize para koymaya çalıştılar, almadık biz. Vay, hadi süper. En son dediler yemek ısmarlayacağız. Dedim tamam. Bir balık restorantına götürdüler. O fonlanmak sayılıyor mu bilmiyorum. Ha bir de şey var. Balık restorantına mı ne diye götürdüler? Balık resmi yemek yiyelim dediler. Video çektiniz bari para almadınız, size bir yemek yedirelim dediler. Tamam canım genç adamsın hani. Yani. Genç adamsın ya, gel şurada içelim falan. Koruya götürdüler bizi. Yok onu. İşte böyle arada eve şey yolluyorlar bazıları işte. Çikolata, çiçek sepetine doğum günümde bir şeyler yolladılar. Onlar ya yani çikolata. Ya sen övdüğün için mi acaba bunu yapıyor yoksa? Yok be abi, ne övmesi. Hayır ya, bir ara ben video yapayım Yusuf böyle konuşmamıştık falan diyenler bile oluyor. Tamam canım, fonlanmıyor o zaman. Fonlanmıyorum canım. Bu fonlananlar var mı peki böyle? Belgesel bir isim vermeyelim, bir belgesel kanalına dair böyle Twitter'da çok fazla şey böyle çıkmıştı. Abi onlar vardı. Doğru mu? Doğru benim bildiğim böyle Almanya'dan falan fonlanıyor falan dediler. Çünkü ayrılanlar bunu... WhatsApp grupları mı ne varmış orada söylemişler. Bu arada şöyle bir şey durumda var. Bence çoğu haber kanalı herhangi bir kaynak bulamadığı için fonlanabiliyor.
bir sürü şu an hani gazeteci, YouTuber falan da var. Ama işte şey diyorlar ya işte Amerika'nın oyunları bunlar, Almanya bizi kıskanıyor falan getirmek için diyorlar bunu. Bir yerde ben şunu görmüştüm mesela, bilmem şimdi sallıyorum. Yoksa para versen seni döverler. Hayır, bir ülkenin mesela sallıyorum kadın fonu var, tamam mı? Kadın girişimciler fonu var. Kadın girişimcilerle ilgili bir video çekiyor mesela, tamam mı? Kadın girişimcilerle ilgili belgesel çekiyor. Sallıyorum şu anda, atıyorum tamamıyla. Afganistan diyeyim hadi. yani bu Afganistan'ın böyle kadınlar bilmem nesiyle ilgili bir fonu var. Bir parası var yani. Avrupa Birliği'nin aldığı bir fon. Tamam. Bunu diyor ki ya siz böyle video yaparsanız hani size bunu verebiliriz. Bu. Bunu da fonlanmak deniyor. Anlatabildim bilmiyorum. Ya da işte sanırım Down sendromlarla ilgili belgesel çekilecek mesela. Diyorsun ya bizim işte bilmem kaçıncı kromozom diye bir şeyimiz var, fonumuz var. Oradan size mesela verebiliriz. Çünkü yaptığınız iş bize hitap ediyor. Dersen fonlanıyorsun. Bana da şöyle bir şey gelmişti. O da mı acaba fonlanmak oluyor? Tabii hepsinin adı fonlanmak bu arada. Taksicilerle hani alakalı bir video mu çeksen diye şu an çok fazla şey. Tabii bu da fonlanma. Ama işte nasıl fonlandığınla alakalı bir durum. Onu da ben getiriyorum şimdi. Ona bakarsan kebapçılar da geliyor. Abi yerim, fatura kesersen fon değil, fatura kesmezsen fon mu oluyor? Yok abi bu şey, bu parayı al abi, bunu yapabilir misin? Sana iyi de olabilir, hükümet de bizim lügatımız artık kötü diye. Yerebilirsin de ya da işte sallıyorum şu işte heykel tıraşçılık işiyle ilgili konuş, bizim fonumuz var deyip. Fonlamak deyince korkuyorsun ya mesela, aslında hani şey demeye getiriyorum yani. Atıyorum mesela kanserle ilgili video da çekebilirsin, adamlar kanseri dikkat çekmek için sana para verebilir. Bu da fonlanmak ama hani kötü bir şey yapma herif. Ya siyasette kötü oluyor bence, yani siyasette kötü oluyor. Siyasete değil ya. Sağdan sola sen fonlandın dediğin zaman hadi bakalım geçmiş olsun. Ya adamın izleyicisinin oyunu değiştirebilecek potansiyelde ya adam. O yüzden kötü olay. Ben düşünmüyorum öyle. Ya, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Şöyle düşün. Türkiye Cumhuriyetleri'yle ilgili bir tarih videosu hazırlıyorsun. Evet aynen. Sallıyorum Kazakistan Başbakanı dedi ki ya ulan çok güzel bir kanal gördüm, bizi de övmüş. Çocuğa destek verin. Hani bizim böyle bir fonumuz var. Kültür Fonu, Kültür Bakanlığı'na ilgili yurt dışında yapılan işlerden herkes pay alabiliyor. Evet. Sana verdi. Kazakistan seni fonlamış mı oldu şimdi? Oldu. Fonlamış oldu ama bu kötü bir şey mi? Yani nereden baktığın önemli. Borat gibi bir film yaparsan. Hayır, sen adamları övdün, yaptığın işi bitirdin. Evet, sonuçta tabii, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani adamları. Evet. Bence kötü bir şey değil. Ya ama işte fonlanma sponsor adı gibi kötü bir şey. Evet, yani. Fiil birazcık gibi. Ürkütücü. Fiil, fiil ürkütücü orada yani. Aynen. Sponsor yani olarak. Baktığın yere göre değişti. Daha doğrusu yollayan kişinin. Abi şu an mesela İsrail herhangi birine şu an YouTube kanalına işte bir İsrail'i anlatan diye bir video. İçinden geçerler. İçinden geçerler evet. Ya bunu aslında şey oldu. Gerçi onlar da yaptı mı yapmadı mı bilmiyoruz. Kafalara Pakistan muhabbetleri ona gerçek o zamanki şey farklıydı ya, konjonktür çok farklıydı, biraz böyle siyaset dönemiydi, bunlar da şey dediler bazıları da, ben düşünmüyorum öyle yaptıklarını. Ben yemek videosunda olduğuna çok inanıyorum. Bir insan Pakistan'ı ya neyini öveceksin hani, anladın mı? Evet o da bunu doğru. Ortaya çıkaran da bizim bir arkadaş, bilmiyorum bahsetmek önemli mi, bunu Jahreyn attı ortaya. Doğru. Tamam, evet, onu gördük. Aynen, ben de ilk başta dedim doğrudur dedim herhalde, sonra videoyu izleyince yok ya dedim, alakası falan yokmuş. Ama şimdi bu isimler biraz daha böyle iktidar partisine yakın oldukları için insanların aklına böyle şeylerin gelmesi bence doğal yani, normal. Ön yargı var mıydı? Bence vardı yani, ben de hak veriyorum o konuda sana. Biraz size bir şey soracağım. Geçen bir açıklama yapıldı. Suriye vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçen kişi sayısı 250 bin diye bir açıklama gördüm ben ya. Bu rakam sizce doğru mudur? Bilmiyorum, devlete göre doğrudur. Bana göre, benim şahsi fikrime göre doğru değildir. Şimdi bir de sosyal medya yasası var ya, bu tarz şeylerde de yalan haber olduğu için. Ben devlet diyorsa doğrudur ama devlet ben katılmıyorum. Devlet diyorsa doğrudur arkadaşlar. Ben katılmıyorum arkadaşlar. Bak böyle işte hop davalar. Adam tecrübeli oğlum. Sen ne yapıyorsun? Doğru mudur dedim ben de. Bir şey demedim ki. Ha, doğru mudur? Yani bilmiyorsun, öyle olabilir. Bakan dedi mi? Bakan dediyse doğrudur. Bitti. Kardeşim bunları ne tartışıyorsun? Adam bak. Üzerinde çok konuşmamak lazım. Bakan dediyse doğrudur evet, baba. Allah Ali Yerlikaya mı? Doğrudur. Ali Yerlikaya şu an tapta zaten adam. Sen o zaman şey boş ver şimdi sen onu falan. Avokado işi nasıl gitti? Böyle dönerim direkt. Nasıl döndürürüm? Ya avokado işimiz var bizim, evet. Biz Alanyalıyız. Baba tarafı Alanyalı benim. Ben doğma büyüme İzmir Karşıyaka'lıyım da baba tarafı Alanyalı ve İzmir'den tanışıyoruz bu arada biz. Evet, hemşeriyiz. Bizim 3000 takipçimiz yokken evet bile ya tanıştık. 250 liraya video çektiler bunlar. Evet bunların. O. Allah kahretsin, bu söylenir mi lan? 250 TL. Değil mi? Tekno zamanında. 250 TL. Hakikaten o zamandan beri tanışıyoruz. Oraya geleceğim. Dur sen şu avokadoyu anlat bir. Avokado şu, benim babam öğretmen, emekli oldu. Ne öğretmeni? Matematik. Çok sıkıldı hakikaten. Dedi ki ben köye gideceğim, emlakçı açacağım falan. Ya bir de şimdi bir yerden sonra babanın stres olmasını istemiyorsun ya. Bizim de avokado bahçelerimiz var. Bu arada 1991'den 92'den beri biz avokado yetiştiriyoruz. Abi bahçeler o kadar satabilme için çok olması lazım herhalde. Abi Alanya'da avokado çok yaygın. Ama bu kadar satılan bir meyve değildi. Hani primi yoktu. Bilinmiyor, sosyal medya falan olmadığı için. Ben şeyi hatırlıyorum. Küçükken avokado bizim eve işte köyden otobüse koyarlardı sandıkları.
gelirdi Alanya'dan domatesli şeydi işte, mandalina, portakal neyse. Abi avokado gelirdi. Bizim o zamanlar arkadaşlar, komşular armut diye katırt diye dişlerdi böyle, tamam mı? Sert avokadoyu. Çok kalın ya oğlum onun ha, şeyde. Kart diye dişe girer arasını. Dişi kalan var içinde. Öyle bir şey. Bu amcamın işiydi yıllar önce, 2017'de falan. Amcam avokado sepeti diye, hatta ben almıştım domaini. Ben de şey dedim, babam dedim emekli oldu. Sen dedim uğraşmazsın zaten. Yani daha doğrusu yengem yapıyordu da. Hani uğraşmazsın, ben dedim senden bunu satın alayım. Ya yok abim gelsin yapsın dedim. Ben de şey dedim, yok dedim ben hani akrabaya göt ayağı sen dedim. Hakikaten para verdim amcama, aldık da yani. Biz babam yapıyor şimdi. Ben de destek oldum, elinden geldi. Abi bakın. Vakti geçiyor. Bütün amcalar dolandırıcıdır. Eğer ki amcanız dolandırıcı değilse babanızdır. O dolandırıcı. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Doğru, aynen. Ben babam yemin... dolandırıcı olan. Harbi mi? Benim vallahi şey öğretmen. Oğlum dolandırmış gibi de para yok muydu? O yüzden okuyamadım dedi. Dolandırmasına rağmen yok muydu? Yok aynen. Nasıl, ne dolandırdı oğlum? Ya dolandır dedim, borç alır vermez işte. O mevzular yani. Biz ona da dolandırıcı diyoruz. Biz ona da dolandırıcı diyoruz. Çok iyi. Neyi soracaktın? Bir tane şey. Web teknoloji ne oldu? Ya şu an TAA sende mi hocam? TAA bende. Sende. Ama bir ara web teknoda mıydı? Ve şöyle, teknoloji atarlanan adam isim hakkı web teknoda, ama hani şu anda konusu İbrahim zaten al git ne yapacağım ben bunu satın sana der de. Hani o zamanlar tabii öyle değildi. TAA adı bende. Ama şöyle oldu. O zaman 27 yaşındayım, atarlıyız yani. Hakikaten yol yordan da bilmiyoruz. Ben şeye gıcık olmuştum. Abi ilk İstanbul'a geldim ben. Neyse işte 40 kanat geçiriyoruz. Hakikaten iyi paralar almıyoruz. İzmir'de çok düşük maaşlarla çok iyi yaşadığımız evet, için zamanlar. Evet, evet, evet. Geldik neyse. Abi geldim ben, video çekiyorum. Her hafta bir şey yetiştirmeye çalışıyorum. Mesela tak bir gün bir video. Bir tane herif bulmuşlar. Efe miydi adı neyse. Lütfi ile beraber. Selam millet diye başladı, tamam mı, videoya bak. Selam millet. O kadar gıcık oldum ki. Hani çünkü ben şey gibi görüyorum. Ya yani hep merhaba arkadaşlar. Hakikaten böyle hani arkadaşım işte akranım. Hani böyle bir şey anlatıyorum adamlara. Hani saygım var. Millet deyince böyle sanki onlar ufak çocuk. Bir de yarım saat boyunca küfür. Hani küfür edip biplemiş. Hani herhalde komik olacak diye. Ona böyle bir atarlandım ben. Bir ayar oldum. Dedim ki s**tim yapacağınız işi. Öyle böyle bir tartıştık. Yapma o günden sonra. O gün bıraktım ben. Ya sonra İstanbul. O, yok İstanbul'daydım zaten. Ben İstanbul'da 2014 Ekim'de geldim. 15 Ekim'de geldim 2014'te. İstanbul'da oğlum o zaman bizle çok... videoyu çektin sen sonra. Yazın falan size takıldık zaten. Evet evet. Haziran mıydı? Temmuz evet, neydi? Evet. O sıralar. Vine dönemleri. Direkt çok... Vine'ın böyle zirve olduğu zirve zamanlar. Oldu, hakikaten. Sen o zamanlar çocuksun, 16 yaşında. Ama şimdi anlattığı dönemleri ben hatırlıyorum. Ne zaman başladın YouTube'a, sosyal medyaya? Ben 8 Şubat 2014'te tam 10. senem olacak, tamam, profesyonel bak, olarak. Ben de Ocak 2014'te başladım. Bu adamların patlamasının sebebi, benim patlamamamın sebebi yaştan dolayıydı. Ben 14 yaşındaydım o zaman. Daha bu şekilde ergendim. Mi anlatıyordun peki? Efendim? Bu şekilde mi anlatıyordun? Yok. Yok şey, videolar mı? Tarih yoktu. He, o zaman oyun videoları popülerdi. Oğlum. Evet, oyun videoları popülerdi. YouTube'da ben hatta şöyle YouTube'u keşfettim. Mafia 2 oyunu oynuyordum deli gibi. Mafia 2'den bir tane adam video atıyordu. 5-6 bin izleniyordu. Sonra yan tarafta başka bir Mafia 2, Murat'ın videosu. Murat'ın videosunu önerdi. Ben o zaman başladım YouTube'a. Ben de aslında çok eskim. Yaş küçüktü. Sen GTA 5'i çekseydin Mafia 2 yerine uçmuştun aslında. Evet, doğru söylüyor. Ben de hiç yok bu arada onlar. 2014'te başladım. 2018'de ben asıl profesyonel meslek olarak bu YouTube'u yapıyorum. 2018'de başladım para kazanmaya. Ama şimdi o zaman devam tutsa ediyor. Kafayı yerdin. Boş ver. Devam yok tutmuş. Çok iyi oldu. Aynen. Aynen. Evet. Tutanlar yedi mi? Yemedi mi? Yedi. Bence yemedi de yedi. Mi? Yani şimdi burada her şeyde konuşamıyoruz da. Yediler. Yiyenler de var. Evet, yiyenler de var. Peki o zaman doğru hamleyi yapamadın. 2028'de doğru hamleyi yapmayı düşünüyor musun? 2028'de doğru hamleyi evet. Siyaset düşünüyor musun? Hayır, yok öyle bir şey düşünmüyorum. Nefret ettim ben zaten bu seçim döneminden sonra. Midem bulandı. Hatta kendime bile küfür ettim, dedim senin yapacağın işe. Bu teklif ne? Eden var mı hiç? Yok, daha yaş zaten. Öyle bu bana, işte. Bana teklif eden var bu arada. İki parti böyle teklif etmişti bana. Ya öyle. Ne diye? Gel partiye işte bir şekilde. Tamam öyle var canım, öyle çok var. Ulan bu aday oluyorsun sen anladın. Gel takım. İki farklı şeyden, iki farklı partiden ama ikisi de sağ kesim bu arada. Her ne kadar sağ kesimi eleştirsem de ikisi de böyle sağ partiydi. Bir kere sol kesimi eleştirdik anasını satayım. Yemediğim tarihin en büyük lincini yedim. Abi anasını bir de satayım hayır yani. Ben ya neyse boş ver ya adamı. Televizyoncu vardı. İrfan mı? İrfan mı? Ya İrfan Demirci'yle barıştık ya, takipleştik falan. Onunla konuşuyorduk. Takipleştin de ben böyle düşünüyorum. Öyle bir kitle yok falan diye. Lan zaten oradan kaybediyorsun yani. Var anasını satayım. Nasıl göremiyorsun hakikaten? Abi, karikatürize edilmesinden korkuyorlar o tiplerin. Cihangir tayfası o yani kendini solcu bellemiş işte ben entelektüelim kafasında takılan tayfa kendilerinin karikatürize edilmesinden abi, korkuyorlardı. Şimdi bak, Cihangir... Ben onun yolunu açtım diye benim ağzımı açtılar işte. Niye yani. Diyorsun ki ya Cihangir tayfası olmaz. Atıyorum oyuncu tayfası olur. Oyuncu olmaz ajans tayfası olur. Evet, yani evet. Onları bir şekilde bir yere bulursun. Ya bir de ben böyle değilim diyebilir mesela adam.
Cihangir videosunu izledikten sonra benim. Ama yani baba hepiniz zaten aynı değilsiniz. Abi, onun... Bu tespit olayı böyle herkes aynı diye çekmiyorum ki ben. Ama işte hepinizi toplayınca bu çıkıyor işte. Beyoğlu yani. Beyoğlu belediyesine bağlı diye doğru. Yani büyük ihtimal ikametgah orada bir yerde ondan evet, evet. Yani sonra işte Cüneyt Özdemir çıktı eleştirdi. Şu an mesela Cüneyt Özdemir'in shorts videolarına girin arkadaşlar. En çok izlenen videosu benim eleştirdiği video. Yani Cüneyt Özdemir'in o videosunun yorumlarda bir tane Cüneyt Özdemir'i savunan bir insan yok. Halil ortada bir adam. Hem o tarafı eleştiriyor abi, hem bu tarafı eleştiriyor. Bence şöyle bir durum da var. Diye. Yani ben şimdi diğer İrfan Değirmenci miydi? Şey olmasın. Attınız da bilmiyorum. Yakaladı bak. Hani onu tenzih ediyorum da Cüneyt Özdemir yani çok akıllı bir insan. Yani hakikaten yani senden ne alacağını bildiği için yapmıştır. İrfan Değirmenci seni hakikaten tanımıyor olabilir bu arada. Bak. Evet evet. O harbiden Cihangirli. O harbiden Cihangirli olabilir ama Cüneyt Özdemir hakikaten bak ben buradan hani başlığı atarım YouTube'a. Aa, günün videosu da çıktı deyip akıllı bir adam çünkü. Hakikaten oradan nokta atışı koymuştur. O yüzden Cüneyt Özdemir'in yaptığını hani mesela Burak Güngör gibi geliyor anladın mı? Hani şey. Hani clickbait değil hakikaten. Gündem aldım koydum. Alacağım yorumu da biliyorum. O adam adımlarını sağlam atıyor. O yüzden ben şey diyorum yani Cüneyt Özdemir boş konuşmuştur demiyorum orada. Şey de güzel. Mesela sen diyorsun ya beni eleştiren bir şey paylaşıyor ya da bana cevap veren bir şey paylaşıyor. Yorumlarda beni destekliyorlar ama. O da son zamanlarda başıma geldi. Yeni belki konudur. Şimdi bu az önce konuştuk CHP'nin 100 yıllık kolpası diye ben bir video yaptım. Orada işte CHP'nin 4 döneme ayrıldığını, Atatürk CHP'sinin devleti yönetme aparatı olduğunu, İnönü'nün de tek parti, Ecevit'in de gerçek siyasi parti, 4. döneminde bu Baykal'ı da dahil ettim. Bu da belki hata olabilirdi ama bana göre 4. dönem Baykal döneminden itibaren Miras 7 dönemi diye bunları çok doğru bir yorum. Şey yaptım. Tebrik ederim valla. İzlemedim videoyu. Evet, ben bu yorum şu an çok mantıklı geldi. Çok mantıklı geldi. Sonra ilk defa yani. Bu videoda belki duyacak bazı arkadaşlar. Bana Kılıçdaroğlu'nun isim vermeyeceğim ama. Kılıçdaroğlu'nun zaten artık siyasetten gitti. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından. Geri gelecekmiş. Evet ofis açacağım gelecek de inşallah olmaz öyle bir şey. Kimse vermez ona kiralık dükkan da ofis falan da. Niye öyle bir şey mis gibi. Yani. Ne? Havadan kira. Ne ben anlamadım. Akil hocalık yapacakmış işte. Onu ciddi misin ya? Bilmiyorum ben. Yok bilmiyorum. Siyasi geri gel. Ofis bakıyormuş falan. Ciddi misiniz abi ya? Abi adam evet, ama evet. Evde sıkılırsın be hakikaten. Oğlum yani. Adam 70 yaşında. Yapacak bir şey yok ne yapsın? Abi ama bürokrat. Aa, hak veriyorum aynen ben de hak veriyorum yapsın yani ama boş boş otursun orada neyse. Tamam yapsın. Ne diyorduk? Ne diyor kuruldum ben. Ben Cüneyt Özdemir'e kurulduğum gibi adamı kuruldum. Ha şöyle bana son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim vermeyeceğim. Danışman da demeyelim. Yakın isimlerden birkaç kişi CHP'deki bazı gençlik kollarında biri İzmir'deydi. Tam ilçeyi hatırlamıyorum. Senin videonu WhatsApp'ta döndürüyorlar. Linçleyin diyorlar bu çocuğu diye. Benden bahsediyorlar. Twitter'da beni linçleyen bir iki tane böyle CHP'li hesap gördüm. Bunlar da dediğim gibi gençlik kollarından ve küfür ediyorlar bana. Ben bunların hepsine davayı açtım bu arada. Hepsinin parasını çatır çutur yiyeceğim. Ayrı mesele. Afiyet olsun. Yorumlara bakıyorum abi. Senin dediğin gibi yorumlarda herkes diyor doğru söylemiş. Yusuf Kayalp'e saygım arttı falan filan. Bizi destekliyorlar. Hala, az önce dedin ya fonlanmak. İşte gerçekten isim de vererek söyleyeceğim. Bildiğimiz şeyler de vardı. Onları ifşalamak istemiyorum. CHP'de harbiden sosyal medya için bir fonlanma var abi. Fon ayırıyorlar. Diyorlar ki siz gidin bize sallayanları AKP'li ilan edin. Beni mesela AKP'li ilan ettiler ki ben az önce sana Cumhurbaşkanı'na hakaretten nezarette bir saat kaldığımı anlattım yani. Benim gibi adama ki Özgür Özel de bir ara demişti Twitter'dan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın AK Parti çıkacaktır diye bir iftira attı bana. Çünkü ben de Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin dedim. Orada benim Özgür Özel'e de karşı biraz kurulmam olduğu için belki videoda biraz Özgür Özel'e de bir şeyler söylemiş olabilirim diye bu CHP'nin yeni kadrosu biraz bize salladılar. Ama yani. Siyaset de öyle yapılıyor ya. Ben hani en son bu dönemde hani gördük ki hakikaten... İğrençleşiyor ya. Yani sevmesen de kabul ediyorsun. Evet. Sevsen de reddediyorsun falan böyle. İşte az önce dediğim hani bir %52 var, bir %47 var, bir de kafayı yemek üzere olan %1 var ya. İşte o %1 X'i eleştiriyor. O zaman Y'li oluyor. Y'yi eleştiriyor o zaman X'li oluyor. Yani evet, biz o tayfayız şu an. Bir de şeyi zannediyoruz ya biz mesela. Hani hakikaten diyorsun ki ya lan adama bakıyorsun tipine siyasetçinin konuşması. Diyorsun ki bu adam aptal. Beni yönetemez. Ama adam senden benden o kadar çok akıllı ki fersah fersah. Yani seni nasıl yöneteceğini, seni nasıl buradan buraya kaydıracağını çok iyi biliyor. Ya ben devlet mesela... adamı değil bence. Ya siyasetçi, devlet adamı değiller. Bu seçimde... Şeyden mi bahsediyorsun? Kılıçdaroğlu için mi? Hayır, yok yok genel olarak. Adamın tipini görüyorsun mesela. Diyorsun ki ben bu adamın peşinden gitmem ya da dediğini yapmam. Ama adam senden akıllı. Yani seçimi nasıl yönettiklerine baksana muazzam yani. Hiçbir şey yapmadılar adamlar. Ve dedin ki ben saygı duydum mesela. Hakikaten hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Çünkü... Kendi çapında bir şekilde belki de yaptılar bilmiyorum ama muazzam bir şekilde yönetildi. Demek ki ben şeyi kabul ettim mesela seçimden sonra. Demek ki ben seçmen olarak hakikaten beni güdüyorlar tertemiz.
Ya zaten ben 1960 darbesini yaparken 1950'lerin meclis konuşmalarına bakıyorum abi. Bak o konuşmaları çıkartın, millet okusun, bir daha gidip oy kullanmazlar yani. Oradan oraya geldi yani süreç. Senin evet, az önce dediğin gibi. Özet iyi siyasetçiler, çok iyi siyasetçiler ama bizi kandırmak üzerine bence bu. Bizi algı yapmak üzerine, manipülasyon üzerine. Yani devlet adamı değiller. Yani devletin geleceğini düşünmüyorlar. Kendi çıkarsın. Ondan bahsetti az önce. Ben de o yüzden hak verdim. Ben dedim iyi devlet adamı değiller, iyi siyasetçiler. Bir de şöyle de olabilir. Şimdi o kadar çok hani kandırıldık diyoruz ya, hani her iki kesim de kandırıldı diyelim. Diyorsun ya hakikaten benim düşündüğüm gibi değil de böyle yönetilmesi gerekiyorsa. O kadar hani çünkü evet, inandığın şeyler şey oldu ya mesela, bakıyorsun diyorsun ki tamam adamlar belki hani Afgan aldı içeri diyorsun. Tamam ya diyorsun, savaş çıkacağı zaman belki bunları öne sürecekler. Çünkü Osmanlı ordusu devşirme bir ordu. Aynen. Anladın mı? Geri döndüğün zaman. Ya da şey diyor işte adam mesela doğuda diyor adam diyor çoban bulamıyor diyor ya. Evet. Hayvanını gidecek çoban bulamıyor diyor. 60 bin lira veriyor, 70 bin lira veriyor aylık diyor. Çoban bulamıyor diyor ama diyor Afgan geliyor diyor. Afgan'a diyor şey yapıyorum diyor yani 15 bin lira diyor. Asgari ücretle diyor çalıştırıyorum diyor. Aynı şekilde mesela fabrika çalışanlar, fabrika sahipleri diyor bunu mesela. Ben çalıştıracak adam bulamıyorum diyor. Mecburen diyor Suriye'den gelen insanları diyor yaptırıyorum diyor. Yani bu da aslında düşünülerek mi yapıldı falan diyor insan böyle. Tabii tabii. Yapınca bir tarafı böyle olumlu, bir tarafı böyle olumsuz gibi ama yani zaten her şey. Ülkedeki her şey böyle zaten. Aynen, her çok şey kafan karışıyor bir yerden değil. Sonra. Yakıyorsun kafayı. Aynen öyle yani. Deliriyorsun. Yani diyorsun ki Çin modeli ekonomi. Diyorsun ki tamam ama diyorsun Çin'e bakıyorsun. Evet. Diyorsun ki adamlar hani büyük güç. Bizde fabrika yok yani. Öyle bir ekonomisi fabrika yok. Ekonomisi büyük diyorsun. Tamam evet. Şimdi Çin'in ekonomisi tamam. Ama halkını hiç düşünmüyorsun mesela Çin'in. Evet. Adamlar perişan. Abi günde 1 dolara 2 dolara işte geçti artık o. Çalışıyor. Yükseldi. Bizi yani geçerler. Öyleymiş. Öyleymiş. Çünkü mesela şu an Türkiye'ye taşıyacağız falan diyor. Mesela Manisa'ya şu an Tesla şey açacak falan dediler. Ama ne olması gerekiyor o zaman? Çin ekonomisi yanlış hatırlamıyorsam. 350 dolar civarı olması gerekiyor. Asgari ücretin ki adamın taşıdığından değilsin. Öyle bir muhabbetler vardı yani. Çin ekonomisi olmak için sana yani bir işçiye ayırdığı asgari ücret 350 dolar civarında olması gerekiyor. Bir de yüz ölçümü de çok büyük. Ham maddesi de çok fazla. O yüzden mesela Türkiye'de o kadar ham madde var mı bilmiyorum. Gerçi 2023 itibariyle çıkaracağız ama madenlerden. İnşallah. O yüzden ne konuşursak bir an dedim ki yani hakikaten boş konuşuyoruz. Yani. Evet, sen evet, ne konuşursan yani konuş hiç. Kesinlikle. Öyle. Ama şöyle söyleyeyim. Yarın öbür gün biz bu tiplemeye de laf atacağız. Ya bir de şunlar çıktı. Abi, boş konuşuyoruz ya. Bu tiplemelere evet, de laf atacağız. Evet, evet. Öyle gözüküyor. Evet. Ben seni alayım diye oradan şey yaptım. Bu muhabbetleri böyle üstüme çekip attım sonra. Aynen. O zaman başka ben Yusuf'u buraya davet etmemdeki yola gireyim. Abi geçen ben bir tweet attım. Yani böyle sıkıldıkça ben linç yiyorum. Hak ettin o linci ben söyleyeyim. Sen seviyorsun ya. Ya abi vallahi bile kendi fikrim bu arada. Vallahi bile kendi öz fikrim. Cidden hala da öyle düşünüyorum. Bir öğretmen bir öğrencisini çok ciddi şekilde vuruyor. Gördüm. Tamam mı? Evet. Ben de şöyle bir tweet attım. Bu videodan bağımsız olarak burada belki öğrenci hakkıdır. Öğretmen haksızdır. Bu videodan bağımsız olarak, çünkü o videoda da harbiden öğretmen yarınlar yokmuşçasına vuruyor çocuğa. Tabii kitapla. Yani hasar oluşturacak şekilde vuruyor. Köşesiyle vuruyor. Şey yani tecrübeli. Ben buradan. Abi benim babam öğretmen, ben oradan biliyorum yani. Ben de kendim öğretmenim. Ben dövmedim ama neyse. Ben çok dayak yedim. Ben de çok dayak yedim. Neyse bu videodan bağımsız olarak dedim ki eğitimde ölçülü seviyede dayak olmalı. Evet. Ama ölçülü dediğine ölçülü. Misin? Ben hatırlamıyorum. Yok yazıyor. Ha, öyle mi? Evet. Pardon. Ölçülü şekilde. Ben direkt atlamışım. Bunun ölçüsü ne diye sormuş insanlar. Oradan yürümüşler. Yani bu öteki çok döver, öteki az döver. Yani bunun ölçüsü bir tokat mı, iki tokat mı, kulak çekmek mi ne? Ben de dedim ki iyi insan eşittir iyi öğretmen. Yani bir insan zaten iyi insansa onun ölçüsünü bilir. Ama bir insan kötüyse zaten ona öğretmen olmasına gerek yok. Yani doktoru olsun, işte siyasetçisi olsun, sağcısı olsun, solcusu olsun zaten onu her zaman kötüye kullanır. Ben bunu dedim, onun avradını tweet. Bir baktım 11 milyon görüntülenme ya var altında. Sen, ben diyorum ki herhalde Elon Musk'ta affiliate'i var. Linç edip edip para alıyor X'ten diye. Lan bir baktım 11 milyon erişimi var. O da altına bir şey yazmış işte. Ben de çok dayak yedim falan gibisinden. O şekilde iletişime geçtim. Senin dediğin olay şöyle. Ben şimdi 6'ya gidiyordum. 6. sınıftaydım. Teknoloji tasarım dersi vardı. Hoca da dedi ki bir şeyler getirin. 2 ders boyunca onlarla ilgileneceksiniz. Nedir? Karton getir. Hocaya bak. Öyle. Bu arada kafanıza göre bir şeyler. Karton getirin işte çöp adam yapın. Kibrit getirin ev yapın falan filan. Ben de daha kibriti yakaladım oradan. Ertesi gün kibrit aldım işte. Kibriti geç kalıyorduk tabii o zaman. Cebe attık direkt kibriti. Gireceğim okula. Dedim teknoloji tasarım dersinde kullanırım. Girdim. Dedim aa dur cebimde kalmasın çantaya koyayım sınıfta. Çıkarttım cebimden koyacağım. Pikim biri geldi aldı elimden yaktı. Bir de şey var bu mimi bilirsiniz. Hani işte beden dersinde kızlarla voleybol oynamaya giden
çocuğu diye bir şey vardır. Onu biliyorsun. Yani sınıfın o çocuğu gördü bunu, koştu. Nöbetçi öğretmene söyledi, dedi hocam dedi sınıfa kibrit getirmişler. Hoca dedi gelin. Ben derdimi daha anlatmadan kafayı bir tane vurdu, dedi çıkın müdür odasına. Dedim tamam neyse, bir tane vurdu kurtulduk. Abi çıktım anlatıyorum ben, derdimi anlattıkça kafama vuruyor. Ben de sinirlendim, ağrıyor kafam artık bir yerden sonra yani. Şerefsizin eli de davulunmaz gibi bir eli vardı lavuğun. Vuruyor. Ben de sinirlendim. 6 yaşında diyorum. 6. sınıfa giden bir çocuk olarak sinirlendim. Kibriti yarattım dedim. Derdimi anlatamıyorum dedim. Bırakmışsınız konuşayım. Ben onu dedim diye hoca bana yumruk yumruğa girişti. Suratıma bir yumruk yedim. Dövüyor beni. Hocalar geldi 2-3 tane. Ölçü yok mesela. Ölçü yok. Yani iyi bir insan değilmiş. Ben hıçkıra hıçkıra konuştum. Bir de bende travma yarattı o olay. Ben ne zaman aklıma gelse o hoca ana bacı küfür ediyorum mesela. Yani sen senin haklısın. O yorumu da görünce sinirlendim. Sen haklısın burada ama burada bir ölçülülük yok. Adam iyi bir insan değilmiş demek ki. Ama şunu da bilmek lazım. Ben bu arada bu fikrim liselilere dair. Çünkü lisede adam ergen. Kanı kaynıyor. Öğretmen de ailenin vermediği eğitimi okulda, yani bu adam çocuk bakıcısı değil. Ya bir de bir, çocuk bakıcısı değil baba. Şöyle yani. Söyleyeyim bak, benim şu favorilerim çok seyrek çıkar, sebebi de ilkokulda beni tutarlar. Böyle kaldırırlardı. Ama hiçbir zaman da kadının kötü yok, bana şiddet uyguluyor bilmem ne. Ben, ya şu biz mesela öğretmenden dayak yedikten sonra gidip de aileye şikayet etme gibi bir şeyim benim hiçbir zaman olmadı. Bu yeni başlayan bir şey. Öğrenciler de bundan şey yapıp güç alarak öğretmenleri şey, bastırıyorlar. Bir de şey gördüğüm. Var. Şimdi şiddetten bağımsız konuşuyorum da, podcast'ten kesip kesip götümüze sokmayın da. Hani şey. Mesela bak, Benekli Ayhan dayak yedi ya, dövdüler. Evet. Adam yekten kalktı gitti evine gitti yattı. Evet abi, o çünkü abi niye, dayak yemek müthiş bir şey. Bak, çok güzel eskiden uyursun. Eskiden dayak yemiş, tecrübeli. Hani eskiler böyle, hani dayak yedikçe böyle daha böyle hani karakter olarak da sağlamlaşıyor gibi geliyor bana. Yani yol yordam öğreniyor gibi geliyor. Biraz öyle. En azından bizim nesil biraz öyleydi. Şu an Z kuşağı. Kuşak birazcık olarak bakma hiç ya. Ben, bence de aynen. Ama o çünkü hani hoca hakikaten bir tane vurursun. Hani bir tek tokat atarsın ama bak, anlatırsın benim, derdini. Benim fikrim bak bu. Şu yani bak. Bir kişiyi öğretmen döver, tamam mı? Sağlam bir döver. Adamın namı öyle bir yayılır ki 10 sene boyunca o sınıfta gık çıkmaz. Evet, tamam öyle, öyle. Bizim bir hoca vardı, tamam mı? Edebiyat hocası. Abi adamın kimseyi dövdüğünü görmedik ama adamın ses dersinde de hiç kimse kıkını çıkarmadı. Niye? Çünkü birini bir dövmüş, çenesi yamulmuş, şöyle böyle bir hurafe yayılıyor, tamam mı? Yani ben tabii ki burada da bir ölçü yok. Benim demek istediğim, insanlar iyi anlaması lazım. Öğretmenler arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bakıcı değil. Ailenin vermediği eğitimi, aynen öyle, liseye kadar almamış çocuk eğitimi öğretmen orada veremez. Yani bir kişi 39 kişinin ders almasını, öğretimini engelliyorsa ben ona eğitim vermek zorunda değilim. Ben eğitmek zorunda değilim. Siz söyleyeyim. Sen öğretmendin değil mi? Senin de öğretmen baban vardı. Siz daha iyi bilirsiniz. İlla dövmek mi gerekiyor? Disipline yollasın. Def etsinler, gitsinler. Eğitim hayatı şimdi bitsin bak, çocuğun. İşte o daha büyük bir sıkıntı biliyor musun? Eğer ki sen onu döversen, onun yani disipline yollarsan, bu sefer bu adamın siciline geçecek. Aynı her yerde karşısına çıkacak yani. Ya benim mesela eve kağıt gelmiş. Ben hatırlıyorum bak, lise 2'deyim, kağıt geldi ve ilk defa ihtarname geliyordu hatta önce. Ben o kağıdı hakikaten kırptım böldüm teker teker yuttum. Bak yemin ediyorum nereme sokacağımı bilemedim. Dedim ki keşke dövseydi. Dövdü de ben, çünkü çok alışıktık biz, hakikaten alışıktık. Artık yani, zaten disipline verme falan da yok herhalde yani. Ben hiç duymuyorum. Ben de duymuyorum. Ya bence o şu andaki anne babalarla şeyle mesela. Benim evet, şu an evet, mesela çok yani çocuğum yok. Köpeğim var abi. Mesela. Benim köpeğim biri hoş desin ben ağzına sıçarım. Hani düşün çocuğuna yaptığını. Evet evet. Aynen. Evet evet. Saldırsın. Bana da herkes bunu demiş işte. Hadi benim çocuğuma yap şöyle böyle. Ya senin çocuğun sınıfta durup dururken zaten niye şey yapsın? Uçar tekmeğine mi girecek? Yani durup dururken sınıftaki çocuğa. Yani mesela haksız yani. Olsa belki ama bu an olayın da önünü bilmiyoruz ki. Belki adama pandik attı herif. Ha bir de aynen o var. Bak mesela ben şu an arkada izliyor. Kamera arkasında izliyor arkadaşıma. Kadın arkadaşım. Dedim ki o da pediatri okumuş. Onunla tartıştım bu konuyu. Benim, o da beni linçledi. Bu arada hani şey. Şu an gülüyor. Hocaya pandik attı diye kafasına öyle vurması gerekmiyor. Adamın verdiği tepki ben evet, ölçemem abi, bilmiyorum. Ben de ölçemem. Zaten yaptığını savunmuyorum bu arada. Bu arada kadın öğretmenlerin lisede şey ders vermesi apayrı bir zorluk. Ona bu şekilde örnekler vererek dedim ki ne yaparsın bu durumda dedim. Yine de dedi dövülmemesi lazım dedi. Ya ben dövülmemesi demiyorum bu arada ben. Ölçü kaçırılıyor. Ben onu işte baba onu istemiyorum. İşte o iyi insan kötü insan tanımı. Evet. Ben mesela kötü bir insansam zaten onun ayarını bilemem ben. Anladın mı? Evet. Ben öğretmen olmuşum, doktorum. Ben doktor olsam da mesela bu sefer de hastaya karşı o şekilde davranabilirim. Yani bunun ölçüsü kişinin iyi insan olmasıyla alakalı bir şey. Yani Mevlana'nın iyi insan tanımıyla alakalı bir şey yani. Bu arada yine ikimiz linç yiyeceğiz bu arada. Yusuf buradan yırtmayı yiyince. Çünkü çocuğu arkadaş çekti attı, tamam mı? Haklı olarak haklı, hiç savunmuyorum. Abi psikolojisi kaldırmadı, gitti hocayı bıçakladı mesela. Evet. Tamam, yedi kafayı, rezil oldum Türkiye'ye dedi. Bilmem ne, ben bu tane şey yaşayamam dedi. Evet. Taktı, ne yapacaksın o zaman? Çocuk da gitti, hoca da gitti.
Doğru. Çekene bir şey olmadı bu arada. Çeken evet. Yaydı videoyu. Ya her taraftan bakabilirsin bu olay. Her taraftan evet. Bakarsın. Bu olay aslında çok boktan bir olay. Siz yani daha işin içinde olduğunuz için her yerden bakabiliyorsunuz. Biz dışarıdan bakınca ne yapıyorsun lan, nasıl vuruyorsun falan diyorsun. Abi orada adam harbiden yarın yokmuşçasına. Abi o bayağı şiddet ben var orada. Ben ona karşıyım. Ona karşıyım. Ya iki tokat atarsın, ben de şeye karşıyım böyle. Çocuğumu dövmüyorum ben, vurmuyorum. Ya tokadı koydum oturturum. Bak şimdi o video değil de çocuğu böyle kulağına tutup böyle çekiştirseydi derdin ya adam kulağını çekmiş. Ha, bir şey demezsin. Bitti, bir şey demezsin yani. Neyse velhasıl kelam arkadaşlar, bazı konuların doğrusu yoktur. Ben öğretmenlerin yanındayım. Belki biraz duygusal davranıyorumdur. Öğretmen olduğum için bilmiyorum. Yusuf öğrenciler dövülmemeli diyor. Öyle dövülmemeli. Ben de öyle dövülmemeli diyorum da ölçü kaçmamalı. İyi insan. Ama sen videoyu paylaşıp yazdın ya. Evet orada. Herkes altına o zaman bu videoyu paylaşma. O konu oradan açıldı. Ne yapayım anasını satayım. Ekin'de ben çok dayak yedim. Yesinler. Yani. Neyse. Sen ÖSS'ye girdin değil mi? Tabii 2005. Sen, ben YGS'ye girdim. Ben YGS'ye girdim. Neyse. Arkadaşlar sizin bu konuda fikriniz nedir? Cidden bazı konuların harbiden doğrusu olmayabiliyor. Bu da bence o konulardan biri. Sizin fikirleriniz nedir? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Tabii bunu yazarken de bir anınızı böyle destekle. Yazın yoruma, biz de karar verelim yani. Değil mi? Şey demek, katılıyorum. Katılıyorum. Çok güzel fikir. Nokta. Çok güzel yazmışsın ama katılmıyor. Çeyizimi aldım ama güzel ürün. Tamam Yusuf, ben sana şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi ülkede bir sağ kesim var. Sağ kesimde olanlar var. Bir de sol kesimde olanlar var. Ama merkeze yakın olan soldakiler artık en uçtaki soldaki adamlardan o kadar iğreti oldular ki şu an sağcı olarak gözüküyorlar. Şu an 10 sene önce eleştirdiğimiz şeyleri övüyoruz ya da övmek zorunda kalıyoruz. Bu konu hakkında bir fikrin, düşüncen var mıdır? Ya bu şeyde başladı bence. 2002 seçimleriydi galiba AK Parti'nin iktidar olduğu dönem. AK Parti iktidar oldu, ikinci parti CHP, diğerleri hepsi baraj altında kaldı. Biz o gün bugündür şeyi yaşıyoruz. Bakmayın İyi Parti varmış, Zafer Partisi varmış, onu son zamanlarda kırmaya çalışıyor. Amerika'daki gibi olmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetçiler, demokratlar, iki parti bunlarla standart şey yapmaya çalışıyorlar, bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Öyle olunca muhalefet tarafı da o kadar çok başarısız olunca insanlar dediğin gibi iğrençleşiyor. Bu sefer şey diyor, ben en azından böyle düşünüyorum. Ya demek ki bunlar başımızda, bari gelen bir kişi güven versin. Mesela ben bir önceki İçişleri Bakanı ile şu anki İçişleri Bakanı'yı kıyasladığım zaman şu an daha güvende hissediyorum kendimi. Ben de. Evet, ben de öyleyim. Ya tamamen benim bakış açımdan yorumu bu. Bunlar madem bir şey yapamıyor, madem bunlar başımızda, yapacak bir şey yok. Bunlar da zorla başa gelmediler sonuçta. Seçimle geldiler, sandıkla geldiler. Bugüne kadar aldıkları her kararın arkasında seçimle gelmelerinden dolayı yani meşrulukları var. O yüzden muhalefet başarısızsa yapacak bir şey yok abi. Biz de bunları boyun eğeceğiz yani. Hazine Bakanı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek var. Neyse ekonomi düzeliyor falan. Mecburiyetten yapıyoruz yani bunu. Hani şeyden değil, keyfimizden dolayı değil. Bugün belki Kılıçdaroğlu seçime girmeseydi, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu seçime girip kaybetseydi belki böyle bir şey olmazdı. Yine aynı dozda devam ediyorlardı. Ama bunlar göz göre göre verdikleri için seçime, şu an daha da sinirleniyorum, göz göre göre verdikleri için seçime böyle olduk abi. Bu arada yani bu seçimin kaybedeni bir Kılıçdaroğlu'dur, bir de müthiş bir reputasyon kaybeden Mansur Yavaş'tır herhalde ya. Ben de bu şekilde konumu kapatayım. İmamoğlu'da da var. Onu da kapatabilirsin. Yani. Evet, şimdi bir Arena diye bir bölümümüz var bizim. Size bir soru soracağız. Program bitmedi yani. Size bir soru soracağız. Siz bu Arena'dan birini çıkaracaksınız illaki. İlk seninki geliyor. Hangisinden borç istesen yalan söyleyip borç vermez. Tamam mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Kılıçdaroğlu yalan söyleyemez, Kılıçdaroğlu verir. Verir mi? O zaman Özgür Özel diyorum. Özgür Özel'i çıkartır. Tamam. Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu verir. Çıkartıyor muyuz? Yani ver. Özür dilerim. Binali'yi çıkartalım. Binali Yıldırım Binali verir ya. Borç vermez diyorsun. Borcu devam ediyoruz başlıktan. Tamam, okey. Kim vermez? Binali verir ya. Binali tamam. Verir, Ekrem bir şey der. Ekrem vermez aynen. Tamam. Meral Akşener mi, Ümit Özdağ mı? Ümit Hoca'da para yok biliyorum. Meral Akşener'de... Denir mi lan? Denir ya bir şey. Ümit Hoca bizi sever, sayar bizi. Ümit Hoca bu arada benim videomu paylaşmıştı. Çünkü videom var, mülteci videom var. İşte uzaydan da mülteci almışız biz. Ama onun da böyle eğitimsizleri bize gelmiş gibi. Meral ablam verir borç, biliyorum. Verir borç. Verir aynen. O zaman Ümit Hoca vermez diye. Vermez, Ümit Hoca vermez. Parası yok çünkü. Tamam, Erdoğan mı, Davutoğlu mu? Hangisi borç vermez? Bir şey söyleyeyim mi? Davutoğlu vermez. Rahat et. Yani dediğin yani. Cimer'e gidiyor değil mi direkt? Davutoğlu vermez aynen. Davutoğlu vermez. Cumhurbaşkanına pinti deyip Cimer'e giden ilk adam. Şimdi ikinci tur. Özgür Özel mi vermez, İmamoğlu mu?
vermez. İmamoğlu vermez yine. İmamoğlu vermez diyorsun. Tamam. Ümit Özdağ mı vermez, Davutoğlu mu vermez? Davutoğlu vermez. Ümit Hoca der ki oğlum bir şekilde... bununla mı kaldık al kardeşim falan diye. Aynen bu sefer tespihleri satayım değil mi? Aynen tespihleri satar verir bu sefer. Tamam. Davutoğlu mu İmamoğlu mu? Muhteşem bir ikili. Davutoğlu mu İmamoğlu mu? Yani birini çıkaracaksın. Ya Davutoğlu verir ya. Bu raddede verir. İmamoğlu biraz daha genç olduğu için, daha taze olduğu için usturuplu bir şekilde vermez. Ama Davutoğlu verir. Yani burada İmamoğlu çıkıyor. İmamoğlu vermez borç. Şu an vermez ama 10 sene sonra belki verebilir. Tamam. Okey. Şu an paraya ihtiyacı var ya. Senin sorun da aynı kanka. Tamam. Sor. Şıklar farklı. Tim Cook mu Steve Jobs mu? Hangisi vermez? Steve Jobs vermezdi ya. Vermez miydi? Bilmem. Bence o verir gibi duruyor ya. Bence o... Yani Tim Cook senin, daha da bir günümüz... Senin niye paraya ihtiyacın var? Senin aslında sorunların... Ya Steve Jobs böyle çok bilgili olduğu için hakikaten... He. Aşırı bilgiyi dayayıp yollardı gibi geliyor bana. Sen ona borç verirdin değil mi? Yani... Tamam Steve Jobs. Steve Jobs vermez. Ronald Kruger mi? Dyson'ın bu arada şeyiymiş. Yoksa Roy Jacobs mı? Roy Jacobs gibi aslında. Philips. Güzel soru. Birisi İngiliz zaten. Birisi İngilizler parayı sever, İngilizler vermez abi. Dyson'ın sahibi vermez diyorum. Tamam. Max tamamıyla ırkçılık yapmış. Hollandalılar da parayı çok sever ama yani. İçimde çok saçma. Zuckerberg mi, Musk mı? Musk verir sanki Musk gibi. Verir ya. Musk değil mi? Al şunu Zuckerberg yani. Sanki... Zuckerberg zaten... Zuckerberg zaten bize vermiyorken aslında dedim Instagram'a o kadar içerik oğlum, çekiyoruz. İnsan bir izlenmeden 2-3 kuruş para verir lan. Zuckerberg benim bilgilerimi de alır der ki gelmişken... Aynen onu da satar anasını satayım. Pardon o şifreni giriver der gönderir. Jeff Bezos mu Jack Ma mı? Lan Jack Ma ne oldu ya? Nerede o herif? Abi o adam... Kaçırıldı mı ne oldu abi, o adam? Abi o adam Çin'in ekonomisiyle alakalı bir eleştiri yapıyor. O günden bugüne yok herif. Kimse sormuyor mu? Adam yaşıyor ama çıkıp böyle ekonomik forumda işte Davos'ta Mavos'ta o tür şeylere yaşıyor çıkıp mu? Konuşmuyor. Yaşıyor abi yaşıyor. Gördüm ay. Yani. Ben çünkü geçen merak ettim ben de baktım yaşıyor herif. Jack Ma verir mi diyorsun? Abi Jack Ma herhalde abi sıkıntı olabilir. Hani IBAN'ı boş bırakalım. Borç yazalım oraya abi. Açıklamaksına borç yazıyor elden. Çünkü bizim hükümetle evlen. Jack Ma mı vermez? Abi yok şey ver. Jack Ma vermez. Jack Ma abi vermez. Yok bende de yok. Aldılar falan der herhalde. Bilmiyorum yani şimdi. Abi hükümet kızıyor ya valla. Steve Jobs vermez? Ronald Kruger mi? Steve Jobs yine vermez abi. Vermez değil mi? Vermez abi. Zuckerberg mi vermez? Jack Ma mı? Jack Ma vermez. Değil mi? Jack Ma şu an yemin ediyorum hani hiçbir şey veremez abi Jack Ma. Aynen. Ben şu an Alibaba onun bile olmayabilir yani. Jack Ma der ki bende de yok birader. Hani hazır sen aramış kendine. Abi belki anonim şirket öyle kafamıza göre para çıkartamıyoruz. Abi benden de aldılar. Bak benim telefon bende değil. Steve Jobs mu Jack Ma mı? Abi Steve Jobs verir. Değil mi? Ya yani Steve Jobs orada sadece der ki yani ben Amerikalıyım oğlum. Çin politikasından dolayı Jack Ma yani, böyle. Daha... İyi adam gözüküyor bu arada Jack Ma biliyor musun? Tatlıdır ya lan adam. Abi ben bir dolara bir şey satılan bir yerde iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum ya. Vaktinde en azından şimdi daha yüksek fiyatları arttı da. Şu an bir dolara satılsa 30 lira oğlum zaten. Abi bir ara hatırlamıyor musun? Hani 90'lar yani 2000'lerin başında diyeyim bu 1 milyoncular varken Çin pazarı neydi öyle evet, ya? Evet evet evet. Bu arada onlara ne oldu? 1 milyoncuların adı şu an ne? 10 TL'ciler mi oldu? Valla Japon pazarı oldu? Falan diyorlar şu an. 1 dolardılar. 50 TL'ciler Japon pazarı diyorlar şu anda. Evet bir de kanka ortamda satarsın bölümümüz var bizim. Bu bölümde ben anlatıyorum. Gerçek normalde sen anlatıyorsun ama şu an ben senlik yapacağım ve bir bilgi vereceğim. Tamam anlamaya çalışayım yani. Arkadaşlara bir bilgi vereceğim. Onlar da böyle ortamda satıyorlar bu bilgiyi. Tamam. Yani işte date'de falan böyle. Türkiye'nin 1000 yıllık tarihinde hep doğu mu batı mı tartışması olmuştur. Doğu diyenlerin bir temsilcisi var Fatih Sultan Mehmet. Bakalım Fatih Sultan Mehmet doğucu muymuş yoksa batıcı mıymış? Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in bir mentoru var. Bu mentoru Julius Caesar. Bu adam o kadar Fatih Sultan Mehmet o kadar Caesar hayranı ki Caesar Galya'yı fethettiğinde Gaius unvanını alıyor. Fatih de aynı onun gibi olabilmek için İstanbul'u fethettiğinde Fatih unvanını almak istiyor. Yetmiyor bu Caesar hayranlığı. Bizans'ın Konstantinopol yani İstanbul sancağını Osmanlı'nın bayrağı yapıyor. Bu bayrak çok tanıdık bir bayrak. Kırmızı zemin üzerine hilal ve 8 köşeli yıldız. Bu 1844 yılına kadar bu bayrak
Osmanlı Devleti'nin bayrağı olarak kullanılıyor. İkinci Mahmut döneminde de 8 köşeli yıldız, 5 köşeli yıldız haline getiriliyor ve günümüzdeki Türk bayrağı ortaya çıkıyor. Yani sanılanın aksine, anlatılanın aksine işte şehidin kanı yere dökülmüş, ay ve yıldız oraya yansımış. Ondan dolayı böyle bir bayrak oluşmuyor. Bu Bizans'ın Konstantinopol sancağıdır. Şu an günümüzün. Şu an çok üzüldüm ben bu bilgi duyunca. Ben de ilk duyduğumda çok üzülmüştüm ve Fatih Sultan Mehmet'in inanılmaz bir Sezar hayranlığı var yani. Daha da yetmiyor. İstanbul'u fethettikten sonra Kayseri diyarı Rum unvanı alıyor. Yani Rum diyarının ben Sezar'ıyım diyor. Yani Roma'nın veliahtıyım diyor. Yani bilinenin aksine Emevilerin veliahtıyım demiyor ya da Abbasilerin veliahtıyım demiyor. Roma'nın veliahtıyım diyor. Zaten Kayser Sezar kelimesi arkadaşlar. Jules Sezar öldükten sonra ülkelerde devletlerce ünvan olarak kullanılıyor. Fransa, İtalya falan Sezar kelimesini kullanıyor. Ruslar Tsar yani çar kelimesini kullanıyor. Biz de Kaiser ünvanını kullanıyoruz. Adam o denli bir Sezar ve Batı hayranlığı var. Ondan sonraki padişahlar da benimsiyor bunu. Evet evet, hepsi de Beyazıt da Kayseri Rum'um ben diyor. Yani sanılanın aksine Doğu mu Batı mı sorusuna Fatih Sultan Mehmet 600-700 sene önce nereyi tercih etmemiz gerektiğini net bir şekilde cevaplamış sanırım. Ben öyle geliyor bana. Ben Fatih Sultan Mehmet'in sözcüsüyüm ya şu an. Ya şimdi şeye bakınca hani peygamberin de diyor ya hani İstanbul'u fetheden yüce komutandır. Evet. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'ten önce Venedik Dükası var. 4. Haçlı Seferi sırasında Enrico Dandolo 88 yaşındaki kör Venedik Dükası İstanbul'u fethediyor. Hatta şöyle ki şu an Ayasofya'nın ikinci katının en köşesinde Enrico Dandolo'nun mezarı var. Ama herhalde kör diye abi sen buradan devam edeceksin deyip yollamışlar. Hatta derler geri ki İstanbul'un fethinden sonra Yeniçeriler onun mezarını çıkartıp kafatasıyla top oynamış falan derler Yeniçeriler. Ama bunu çok yakın bir zamanda Hikmet Kırık'ın sunduğu bir TRT belgesel bir program var. Tarihin Gizli Odası diye. Orada net bir şekilde dedektörle tanıdılar. Orada bir ceset harbiden var. Enrico Dandolo'nun cesedi şu an Ayasofya'da. Ya ben şeyi söyleyecektim. Hani o kadar büyük bir ünvan ki adam fethettiği yerin bayrağını diyor ki ben burayı aldığıma göre artık bu bayrak benim hakkım. Yani o bayrağı hani Osmanlı'nın bayrağı yapması bana çok da mantıksız gelmiyor. Yani o dönemde düşünsene. Evet ama seferleri hep batı yönlü olduğu için batıya da gitmesini böyle mübah kılmak için de yapmış da olabilir. Yani siyasi bir tercih de olabilir. Yani bilmiyorum. Ya onu da şöyle kendi fikrimi söyleyeyim. Ben doğu ve batı dediklerinde şöyle bir dönem harbiden doğu gerçekten daha önemli. Hatta benim profil fotoğrafımdaki Timur bile batı ne lan diyor. Ben doğuda doğunun fatihi olacağım. Napolyon doğunun fatihi olmak istiyor. Batıdan çıkan bir lider. Büyük İskender doğunun fatihi oluyor. O dönemdeki doğuyu kastediyor büyük ihtimalle. Ama bazıları da ben ne demek istediğini anladım senin. Burada bana şimdi batı ve doğu mu soruluyor yoksa fikrim mi soruluyor? Bence de Fatih Sultan Mehmet'in ilkesi devam ettirilmeli. Sence? Çok da önemli değil bizim fikrimiz ama. Linç'e tek başıma yemeyim. Yok linçtendeyiz. Sen ben Yusuf bir de Fatih Sultan Mehmet linç yemiş. Ama kilisenin cennetten arsa sattığı batıdan bahsetmiyorum yani. Evet, evet yani Rönesans öncesi şu batıdan onları bahsetmiyoruz. Onları anlatacaklar abi öyle böyle falan. Rönesans öncesi batıdan bahsetmiyoruz. Ben Sezar biliyordur diyorum ben. Yani Sezar cidden çok garip abi bir adam. Çünkü çok hani herkes adam olmak oluyor. Herkes. Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra diyor ki Papa La Grande Decuelle è morta diyor. Büyük Kartal diyor öldü. Evet. 40 yani gün 40 gece düğün yapıyorlar Fatih öldü diye. Araplar da Ebul Feth der yani Fethin babası. Valla. Yani onlar önemli değil. Evet. Evet arkadaşlar çok güzel bölüm oldu. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bir daha gelin. Konuk bulmak bu tür programlarda çok zor. Ben arıyorum. Ya yemin ediyorum konuk yok bilir misin? Sen ben Emre bir tarih üzerine bir bölüm tamam, yapma. Ya çok uzmanlık alanlarım değil. Ben günlük yorum yaparım böyle işte yüzeysel anlatırım geçer giderim. Ama siz daha o Emre daha detaylı daha akademik. Evet evet bu arada çok Emre bilgi akademik anlatır ben de izleyicilere yüzeysel anlatırım anlamayanlar oradan i̇şte alıp kaparım. Zaten dikkat edersen bizim program biraz daha yorum üzerine. Herkes tabii yorum evet yapıyor. Aynen öyle. Çok güzel. Sen de kanka ben senin denk geldiğinde direkt alır getiririm. Ben gelirim ya boş kaldıkça. Evet. Vallahi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah sağ olun. Arkadaşlar izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Yusuf'un ve Ekin'in kanallarını da açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 10. köyde yaşayın. Bay bay.